Günaydın sevgili dostlar. Sizlere kitap tavsiyesinde bulunacağımı söylemiştim. Bu kitaplardan bir tanesi kesinlikle canı gönülden tavsiye ediyorum. Kader Abdullah'ın Das Haus an der Moschee, Türkçesi Camideki Ev. Kader Abdullah hakkında da 1954 yılında İran'da doğdu. Tahran Üniversitesi'nde fizik öğrenimi gördü ve öğrenci hareketine aktif olarak katıldı. 1988 yılında siyasal nedenlerden dolayı ailesiyle birlikte İran'dan Hollanda'ya kaçtı. Bugün Amsterdam'da yazar olarak yaşamaktadır diye yazıyor. Bu kitap ise Şah dönemin kısa bir dönem öncesinden ve sonraki siyasi çalkantılar anlatılıyor. Felsefi bir dille anlatmış. Yani burada şunu göreceksiniz, yaşamda istikrarlı olmanın ne kadar önemli olduğunu. Çok güzel mesajlar veriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum size. İkinci kitap Parunesh Saneyi Basmiye Zuştit diye bir kitap. Bu da Türkçesini söyleyeyim ben size. Ve Mevsim Hep Sonbahar diye bir kitap ve bu kitaptan bir iki tane alıntı var. Yani okuyup da etkilenen iki tane cümle paylaşılmış. Beni mutlu etmek ne kadar kolaydı ve bunu benden nasıl da esirgiyorlardı. İkincisi, kimse kendimiz için yaşamamızı istemez. Herkes bizi kendine saklamak ister. İki tane alıcı cümlesi paylaşılmış. Bu kitap sizi çok şaşırtacak, çok etkileyecek. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel kitaplar. Dün çok sevdiğim bir arkadaşımla bir sohbetim oldu. Ve kendisinin bir ilişkisi vardı. Yani sevgi olduğu halde belirli çatışmalara girilmiş. Şu anda bir ayrılık yaşıyor. Biliyorsunuz hepimizin en çok merak etmiş olduğu konular. Bu ilişki devam edecek mi? Bana geri dönecek mi? Beni gerçekten seviyor mu? Bir sonumuz olacak mı? Yani bu tarz sevgiyle ilgili birçok sorular soruyoruz. Tabi bu konularla ilgili düşüncelerimi de sizlerle paylaşacağım. Bugün kartlarımla arkadaşıma yardımcı olmaya çalışacağım. Bir de size söylediğim gibi ben Hayo Bansaf'tan çok etkilendim. Beni çok ikna eden bir kitap. Burada tabii çok değişik tarot açılımları var. Bunlardan ikisini size paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Das Beziehungsspiel denilen. Bu açılış yöntemini ben çok kullanıyorum. Acaba o kişinin düşüncesinde yer alıyor muyum? Ve bunun ilişkiye bakış tarzı nasıl? Bu açılış yöntemi beni çok ikna etti. Zaten kendi yolunuzu buluyorsunuz. Yani 70-80 tane açılış yöntemi var. Ben bunların içerisinde denedim. Yani o bağı iki açılımla kurabildim. Bunlardan bir tanesi de bu. Yani ilişki açılım şekli, ilişkileri anlamak için. Bunu da arkadaşım için kullanacağım. İkincisi de şu şekilde. Bu çok tanınan bir açılış şekli. Das Keltische Kreuz diye. Yani keltenin çarpısı gibi. Bu açılış yöntemi de beni çok ikna etti. Bunu da kullanacağım bugün. Tekrar göstereyim. Yani söylediğim gibi 80 kadar açılış yöntemi var. Ama beni ikna eden bu iki yöntem. Arkadaşıma yoğunlaşıyorum, ilişkisine yoğunlaşıyorum. Kartlarımı karıştırıyorum. Arkadaşım terazi burcundan ama cinsiyetini söylemeyeceğim. Belki tahmin edilmek istemez. O yüzden saygı duyuyorum. Dün çok etkilendim. Çünkü bu çok önemli. Herkesin eşini bulması çok önemli. Ve yanlış kararlar vermemek. Çoğu zaman duygusal hareket edip olmayacak insan içinde bir sürü zaman kaybediyoruz. Ya da değerli insanları yanlış
davranışlarla kaybediyoruz. Hani biz tarot bakan insanlar da bir şekilde felsefi olarak da psikolojik olarak da desteklemeye çalışıyoruz çevremizi. Efendim, şimdi şu şekilde bu kişi arkadaşımı düşünüyor mu ve ilişkiye bakış tarzı nasıl? Yani onun kafasında arkadaşım hala var mı? O ve arkadaşıma duygusal herhangi bir şey hissediyor mu? Evet. Bu şu anki gündem. Şu anki gündemde bir şekilde bu iki kişiden bir tanesi bir sınav atlatmış gibi. Yani hani aşılması gereken bir engel aşmış. Yani bir sorununun üstesinden gelmiş. Bu kişi, bu taraf arkadaşımın arkadaşı. Diğer taraf, sol tarafta arkadaşımın düşüncelerini sıralayacağım. Burada kızgınlığını görüyorum. Bu kişinin çok kızgın olduğunu ve bunu da gösteriyor. Kalbinde ise yılgınlık ve hasta ve kendisini çok bitmiş olarak hissettiğini görüyorum. Yorgunluk var, hastalık durumu var. İlişkiye bakış tarzı da %50 şans veriyor. Biraz kayıplar görülüyor. Yani bir şekilde oluruna bırakmış gibi. Gelelim arkadaşıma, bayan arkadaşıma. O çok pozitif bakıyor. Tamamıyla bu ilişkide çok büyük şans görüyor. Arkadaşımın bakış tarzı bu. İçinde de başaracağını düşünüyor. Kendisinde bu ilişkide çok fazla şans görüyor. Başaracağını düşünüyor. Dışarıya da zaten bu yani bu zenginliğini bir pozitif bir dönem yaşıyor. Tabii arkadaşıyla alakalı olabilir. Kendi yaşantısında bir bereketlilik söz konusu. Sanki hani işte belirli projeler oluşturmuş. Yani işte kalabalığa giriyor ya ve yaşamı çok anlamlı şu anda zengin bir ortam yaşıyor. O şekilde görülüyor. İkinci kez tekrar açmak istiyorum. Bir sonraki adımı görmek için. Bunu genelde yaparım ben. Yani birazcık daha ileriyi görebilmek için, birazcık detayları görebilmek için. Bu kişi bir değişim süreci yaşıyor ve o yani şu anki o ruh halini aşacak bir değişim süreci yaşıyor. Bu değişimi gösterir. Kendi kafasındaki işte kalıpsal düşüncelerini değiştirip yeni bir yola girdiğini gösterir. İlişkide de sabırlı olması gerektiğini, aslında işte kızgınken ilişkiye kızgın olduğu görülüyor ama yine de hani duyguların çok fazla yani o agresif ya da bu tarz sinirsel işte diyelim gergin yapısını göstermemesi gerektiğinin bilincinde. Sonuçta demek ki kaybetmek istemiyor. Gelelim arkadaşımıza. Arkadaşımız bu kişiyi duygusal görüyor. Duygusal olarak sanki aradığını bu kişi de bulmuş. Ve şu anda eviyle meşgul. Yani ilişkisi çok da onu ilgilendirmiyor. Daha önemli öncelikleri var. Öncelikleriyle ilgileniyor. Evine yoğunlaşmış. Dışarıda da ilişkiye olsa da olur, olmasa da olur moduyla devam ediyor. Bu şekilde. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Rahat ol. Arkadaşım çok rahat gördüm. Yani bu ilişkide arkadaşımın daha güçlü olduğunu görüyorum ama kendi erkek arkadaşının ruhsal halinin daha inişli çıkışlı ve daha fazla problemlerin olduğunu görüyorum. Bu ilişkide bayan arkadaşımın güçlü taraf olarak görüyorum yani. Çok da zayıf değil yani. Söylediğim gibi olsa da olur, olmasa da olur. Bu güzel bir durum. Çünkü biz bayanlar genelde beklentisi olan tarafız ve daha çok erkeklerin peşinde koşarız. Onlara çok daha meraklı tarafızdır.
Bu ilişkilerde genelde kadınlar rahat olmayan taraftır, erkekler rahat olan taraftır ama arkadaşımıza böyle değil, tam tersi. Onun belki de akıllı olmasıyla da alakalı. Biraz akıllı da olmamız gerekiyor. Üzgünüm. Bayanların biraz erkek gibi düşünmesi gerekiyor bu ilişkilerde başarılı olabilmesi için. Yani bu güzel bir şey de değil zaten. Yani karşı tarafın çok üstüne düşerek onu yıpratmak, onu bezdirmek güzel de bir düşünce de değil. Efendim yine arkadaşımla devam ediyorum. İlişkinin geleceğine bakacağım. Beraber bir araya gelecekler mi yoksa yollarını mı ayıracaklar? İşte söylediğim gibi Keltişi Kreutz'u açıyorum. Yani keltenin çarpısı diyelim. Arkadaşıma ve onun erkek arkadaşına yoğunlaşıyorum. Bu ilişkinin sonu nasıl olacak? Arkadaşım onunla devam edecek mi yoksa başka bir yola mı girecek? Evet, burada kesinlikle incinilen bir taraf olduğu görülüyor. Ya iki taraf incinmiş ya bir taraf incinmiş, bilemiyorum ama kesinlikle burada yaralanmış yani. Beklentiler karşılanılmamış ya da diyelim ki bir hareketle, bir sözle incitilmiş ilişki üyeleri diyelim. Fakat toparlanılmış yani çok da oralara da takılmıyor. Başka şeylerle meşgul olunuyor. İlişki açısından pozitif düşünülüyor. Yani bu bir şekilde neyse şu anki bu gündemdeki problemler neyse aşılacağı hem de çok iyi bir şekilde aşılacağı düşünülüyor. Ama şunu görüyorum, düşünce olarak tatmin edici bir ilişki değil. Burada bir eksiklikler var. Yani belki de bu eksiklikler olduğu için bu yani insanın iç dünyasının beklentilerine cevap vermediği için belki o eylemlere sebep olunmuş. İlişkide bazı şeylerin eksik olduğu görülüyor. Çünkü bizim iç dünyamız bize bunu söylüyor. Arkadaşımı o şekilde görüyorum. Yani gerçekten üzücü ve sıkıcı geçmiş. Kısa geçmiş zamanda üzücü ve sıkıcı geçmiş, pek hoş olmayan hatta sağlığı bile etkileyen durumlar yaşanmış. Önümüzdeki zamanda bu şekilde devam edecek. Yani ne o taraf adım atacak, ne bu taraf adım atacak. Yani söylediğim gibi özgüven çok fazla. Yani burada istenirse ben istersem o insana ulaşırım mantığı var. Ya da başka şeyler çok ön plana gelmiş. Çok da önemli değil, olsa da olur, olmasa da olur. Dileğin bağlı olduğu yerdeki kişi, yani arkadaşımın arkadaşı diyeyim, bayağı sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Büyük problemlerin olduğu, mutlu olmadığı, yani bazı şeylerin onu korkuttuğunu görüyorum. Uykularını kaçırtacak şekilde. Bir temel atılması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani ilişkinin şansı kesinlikle var. Bir temel atılması gerekiyor. Belki bu iki insanın bir araya gelmesi gerekiyor. Belki yani bir aile kurulması için bir yani belki de problemleri bu. Hani evlendikleri zaman bu sorun çözülecek. Bu inişler çıkışlar halledilecek. Yani burada bir temel atılması gerektiği mesajı veriliyor. Temel atılması yani bir adım atılması, adımın da ciddi olarak atılması mesajı veriliyor. Bu ilişkiye çok olumlu katkıda bulunacak. Ve bu konuda da bu arkadaşlar sanıyorum inatçı yapıları var. Kendileri kendi kabuklarından çıkmıyorlar ve ya da alışmış oldukları alışkanlıklardan ya da işte diyelim ki o İşte neyse, işte diyelim ki kızgınlık ya da beklenti, o beklenti anlaşılamama kendilerini belirli bir şekilde bir kabuğa itmiş. İkisi de birazcık inatçı bir yapıya sahipler sanıyorum. O yüzden de üçüncü bir kişinin bunlara yardımcı olması gerekiyor, bu çifte yardımcı olması gerekiyor. Tabii bunun dışında da bazı belirsizlikler görüyorum. Yani kaygılar, yani adım atılacak ama bu adım atılırken çok da diyelim ki
karşı tarafın bulunmuş olduğu pozisyon çok da cazip değil. Bu görülüyor. O kişinin adım atmasını engelliyor ve korkutuyor. Tabii onun bulmuş olduğu pozisyonda kızgınlığa sebep olmuş. Yani tercih etmiş olduğu yolda kızgınlığa sebep olmuş. Neden bu yolu seçti ya da beni neden yalnız bıraktı? Bu benim istediğim yol değildi gibisinden. Yani burada bir memnuniyetsizlik söz konusu. Tabii şu da biliniyor. Adım atıldığı zaman tamamıyla yaşam etkilenecek. Hani yaşamla ilgili bir karar verilecek. Yaşam tamamıyla bağlayıcılığı olacak. Kendi alışkanlıkları için, geleceği için bir bağlayıcılığı olacak. Toprak burcundan bir erkek görüyorum. Toprak burcu nedir? İşte Başak burcu. Efendim Boğa burcu ve